Evet, şimdi primitif data type'lardan bahsettik. Identifier tanımlayıcılardan bahsettik. İşte Java'ya rezerve edilmiş kelimelerden bahsettik. İşte bunlarla ilgili örnekler yazdık. İşte initialize variables, değişkenlerin aldığı varsayılan değerler, yani default değerler, wide 0, short 0, int 0, long 0, l, sonuna l literali alıyor dedik. İşte float 0.0p, double 0.0d, char bu şekilde, null string or an object, yani string veya nesne null değeri alıyor. Null'un da varsayılan false değerini alıyor. İşte bunlarla ilgili en son sizinle yaptığımız örneğimiz switch Workspace'teyiz. Ne yapıyorduk? Burada Workspace'imizi değiştirelim. Çalışma alanımızı. Değişkenlerde tür dönüşümünden bahsetmiştik. İşte türler arasında implicit conversation dediğimiz işte küçük veri tiplerinden büyük veri tiplerine bir dönüşüm. Explicit da büyük veri tiplerinden küçük veri tiplerine dönüşüm. İşte operatörlerimiz artı operatörümüz var, eksi. İşte not değildir. Increment iki tane artı olursa ne yapıyordu? Artırma. İki tane eksi olursa ne yapıyordu? Eksiltme, yine çarpma, bölme ve yüzde kalan işlemi. İşte aritmetik operatörlerin işlem önceliğinden bahsetmiştik. İşte şu şekilde de ne yapabiliyoruz? Uzmanlaşmış atama operatörleri dediğimiz. İşte amount artı eşittir 5 dediğimizde equals to, bu ne içeriyor aslında? Amount eşittir amount artı 5. Bunun uzun şekilde yazılımı bu şekilde. İşte ya da çarpı eşittir 5 dediğimizde amount eşittir amount çarpı 5. Bu şekilde de atama yapabiliyoruz. İşte atama operatörlerinin kullanımına bir örnek yapalım. Yine birden fazla grubumuz olduğu için sizin sınıfta Ahmet Akay'dan almışız bunu. Mesela değiştirmiyorum. Ahmet. En son örneğimiz burada artırma, eksiltme operatörlerinden bahsetmiştik. İşte buraya ne yapacağız? Yine bir tane class getirelim. İşte ismine de sample 0, 10 diyelim. Yine public static void main'i seçmeyi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. İşte şu açıklama kısmına ne yapabiliriz? İşte atama operatörlerinin kullanımı diyelim. Kullanımı. Sonuç eşittir 4 dedik. Sonuç sonuç artı eşittir 2 dediğimiz zaman bu ne demek? İşte sonuç artı 2. Sonuç eşittir. Sonuç artı 2. CS alt'la işte bunu ekrana yazdığımızda işte toplama, atama işlemi sonucu dedik. Toplama, atama işlemi sonucu.
artı sonuç dedi. Sonuç dedik. Şu iki satırı yine kopyalayıp aşağıya yapıştıralım. Mesela şu artıyı eksi yaptığımızda çıkarma atama işlemi sonucu dedik. Bunu aslında ne yapmış oluyorum? İşte uzun şekilde yazmış olsak sonuç artı 2. Yani bu şekilde uzun yazmaya gerek yok. Artı eşittir 2 ve aynı işi yapmış oluyor. Yine şu toplama, çıkarma, çarpma, işte çarpma atama işlemi sonucu. Yine şunu bölme yaptığımızda bölme atama işlemi sonucu. Bir de kalan vardı. İşte şunu yüzde yaptığımızda kalan atama işlemi sonucu. Kaydedip bunu bir çalıştırdığımız zaman işte 6, 4, 8, 4 ve 0. Evet. Bunu bir ne yapalım? Yazalım. Şimdi bir tane class oluşturalım. Sample 011 diyelim. Public Static Void main'i seçtik. Bu örneğinizi de siz yapmaya çalışın. Mesela kenar uzunluğu 8 santimetre olan karenin çevresi ve alanı ekrana yazdık. Evet, bunu siz uğraşın, yine birlikte yapalım. Evet, şimdi double olarak tanımladım ben. Double, kenar uzunluğu dedim değişkenin ismine. Kenar uzunluğu eşittir ne dedik? 8 dedik. Double yine ne dedik? Kare çevresi dedik. Kare çevresi, virgül, kare alanı dedik. Kare alanı. Kare çevresi eşittir nedir? 4 çarpı kenar uzunluğudur. Değil mi? İşte burada kare alanını kullanırken mesela yine net sınıfından, mesela PAL diye bir net sınıfının, yani matematik sınıfının neyi var? PAL, kuvvet. Kuvvet sınıfı var mesela. Net sınıfının işte nokta PAL dedik. Bakın. İşte kenar uzunluğu. İşte kenar uzunluğunun kaç üstüne alacağız? 2 üstüne. Yani kenar uzunluğu çarpı kenar uzunluğu. Bunu da kullanabiliriz. Direkt kenar uzunluğu çarpı kenar uzunluğu da diyebiliriz. İşte CS out'la ne yaptık? İşte karenin çevresi artı kare çevresi, kare çevresi, çevresini yazdım mı? Evet, kare çevresi CS out'la işte kare, karenin alanı. Evet, kaydedip çalıştırdığımız zaman karenin çevresi 32, alanı 64. Evet, bir class daha oluşturalım. Sample 0, 12 dedik. Public Static Void Main dedik.
Buraya gelip bir sorumuzu ben yazayım. Yine siz biraz uğraşın. Yarı çapı 7 olan çemberin çevresi ve alanı. Sadece şeyden bahsetmedik mesela. Burada size lazım olacak. Mesela pi'yi buraya bir tanımlayayım ben. Final double mesela. Final double pi dedik mesela. 3.14. Pi'yi bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Hocam, yok, double olarak. Bakın şuradaki projemizde burada niye çatlamış? Sistem. Şurada meti ekledik ya, şurayı silmemiz lazım. Şimdi şunu da söyleyelim mesela, biz şunu integer olarak tanımlasaydık, bakın şunu da integer olarak tanımlayalım. Bakın bu sefer ne yapıyor? Şu met nokta pal sınıfı çatlıyor. Bu double olarak tanımlamanız gerekiyor. Açıklamasına bakarsanız ya da integer ekmeniz gerekiyor. Tamam? Yani bu double pal kuvvetini aldığınızda double olarak tanımlamanız, int olarak tanımlarsanız bunu ne yapmanız lazım? Int olarak tanımladığınızda bunu double olarak kabul ediyor. Bunun açıklamasına bakabilirsiniz. Bakın şöyle üzerine gelip beklerseniz şöyle bir açıklama kısmı çıkıyor. Bu kütüphaneleri okumak çok önemlidir arkadaşlar. İşte public static double pole bakın iki tane değer gönderiyor. Bir double A, double B returns the value of the first argument raises the power of the second argument. İkinci argümana göre ne yapıyor? Birinci argümanın kuvvetini alıyor. Yani üstünü alıyor. İşte special case if the second argument is positive or negative zero then the result is, yani buradan bakarsınız, işte açıklamaları okuyun. Bu kütüphaneleri okumak da önemlidir. İşte burada double olarak tanımlamamızı istiyor mesela. Double olarak tanımlanması gerekiyor. İki tane değer gönderiyor bakın. Met sınıfının pal sınıfı ne yapıyor? İki tane değer gönderiyor. Bunlar da double tipinde. Eğer int olarak tanımlarsanız bunu int'e parse etmeniz gerekiyor. Evet. Bu da yine çalışır tabii ki. Şu örneğimizi biraz uğraşalım. Devam edeceğiz. İşte ne yaptık? Pi'yi böyle final, sabit değişkenleri Java'da böyle final olarak tanımlıyoruz. İşte C#'da const diye tanımlıyoruz. Final double pi 3.14 dedik. Şöyle int yarıçap eşittir 7 dedik mesela. İşte int işte çember çevresi dedik. Çember çevresi virgül çember alanı. İşte bunları birer kod katı olarak da düşünebilirsiniz. İşte çember çevresi Özcan hocamızın tabiri, işte kod katı. İşte 2 çarpı pi çarpı ne dedik? Yarıçap. Bakın buna yine ne yapacak? Kızacak. Burada int'e case etmemiz gerekiyor. Burada pi noktalı double olduğu için int'e case etmemiz gerekiyor. Yine çember alanı eşittir ne dedik? Pi ve kare. Pi çarpı yine met sınıfından neyi kullanalım? Met pow dedik. Power. İşte yarıçapın karesi. Yine burada altını çiziyor. Yine ne yapmamız lazım? Bunu da int'e case etmemiz gerekiyor. İşte ekrana yazdırırsak çember
çevresi artı çember çevresi çember alanı. Evet. Kaydedip çalıştırdığımız zaman işte çember çevresi 43, çember alanı 153.